Merhaba arkadaşlar, Gamer'ın kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Texas Katliam bölümünden hepinize selamlar. Gençler, hem 13. Cuma'da hem de Dead by Daylight'ta merak edilenler serimiz vardı biliyorsunuz ki. Bu seriyi tabii ki Texas Katliamı'na da uyarlayacağız. Oyunda 13. Cuma'daki gibi araç kullanımı olmadığı için aşırı yaratıcı şeyler üretmek zor. Fakat en azından seriye bir giriş yapalım. Siz de aklınıza gelen, merak ettiğiniz, ilginç olabileceğini düşündüğünüz şeyleri yorumlarda yazın. Biz de güzel bir şekilde bu seriyi devam ettirelim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Sony karakteri özelliğini açtığı zaman çevresindeki sesleri bu şekilde duyabiliyor biliyorsunuz ki. Peki Sony karakteri dolabın içerisindeki Sisi'yi de duyabilir mi? Sisi yine dolaba girdi. Özelliğimi açıyorum. Dışarıda çıktım. Yakınına da geldim. Fakat hiçbir şekilde dolap içerisindeki sesi duyamıyorsunuz. Şimdi şunu göstereceğiz. Karakterlerimiz başta bir iple bağlı biliyorsunuz ki. Gençler, bu ipten kurtulmazsanız belli bir süre sonra karakteriniz kendi kendine bu iplerden kurtuluyor. Bu sürede çok uzun bir süre değil. 30-35 saniye içerisinde karakteriniz kurtuluyor. Yani bu sürede katilin yanınıza gelmesi çok zor. Fakat gaz istasyonu haritasında katil kurbanlara çok yakın bir yerde doğuyor. Bu yüzden biz bunu başardık. Ekranda zaten görüyorsunuz. Katil buradaki asılı kurbanın yanına gidip o daha iplerden kurtulmadan ona hasar verip canını azaltabiliyor. Tabii bunun için mükemmel bir zamanlamaya ihtiyacınız var. Gördüğünüz gibi katil geldi ve yanımdaki kurbanı resmen biçti. Hatta son darbesini de yapıp öldürdü. Şimdi şunu deneyeceğiz. Sisi aynı kurbanlar gibi saklanma spotlarına girebiliyor biliyorsunuz ki. Sisi bir saklanma spotundayken bir kurban o saklanma spotuna girmeye çalışırsa ne olur? Sisi saklanma spotuna girdi. Bayağı da ürkünç girdi bu arada. Şimdi kurban olarak ben gidiyorum. Fakat herhangi bir etkileşime giremiyorsunuz. Bu dolap bu şekilde kırmızı yanıyorsa ve bu yazı çıkıyorsa içerisinde biri var demektir. Aynı şekilde dolabın içerisinde başka bir kurban da olduğu zaman yine bu uyarıyı alıyorsunuz. Sıradaki olayımız... Dedem bir dur be. Basur Azdı bağırıyor yine ya. Oyunda hem birinci katta hem de ikinci katta atlanılabilir cam bulunuyor. Peki bu camlardan atladığımız zaman aynı hasarı mı alıyoruz? Buna bakacağım. Şu şekil full canla birinci kattaki camdan atladım ve canımın %70'i falan gitti. Şu şekil tekrardan canımı fullledim. Bir de ikinci kattaki camdan atlayacağım. Bakalım canım aynı mı gidecek? İkinci kattaki camdan atladığınız zaman gayet mantıklı bir şekilde canınız daha fazla gidiyor arkadaşlar. Sıradaki olayımız aslında bir taktik. Family House mapinde sigorta kaçışını tamamladıktan sonra çok hızlı bir kaçış yöntemi var. Bunu birçoğunuz biliyordur, bilmeyenler için göstereceğim. Şu şekil sigorta kaçışını çalıştırdık. Buraya gelip ikinci kat penceresinden atlıyorsunuz. Tabi canınız çok fazla gidecek, buna dikkat edin. Özellikle Ana karakteriyseniz sağ tık özelliğinizi açıp atlayın. Ardından buradaki küçük geçitten geçip buradaki kuyuya atlayıp kuyudan düştükten sonra şu gördüğünüz minik aradan geçiyorsunuz ve sola döner dönmez zaten basement kapısını bu şekilde karşınızda görüyorsunuz. Gençler, şimdi şunu deneyeceğiz. Bir kurban bayılıp yere düştüğü zaman Leatherface o kurbanı özel kill animasyonu için sırtına alabiliyor biliyorsunuz ki. Peki Leatherface bu kurbanı taşırken Leatherface'i arkadan kemik saplayabiliyor muyuz? Evet gençler, Leatherface Leland'ı sırtına aldı. Arkasından saldırdım ve Leland'ı kurtardım galiba. Aynen öyle arkadaşlar, Leland'ı kurtardım. Yerde recover yaptı ve gördüğünüz gibi ayağa kalktı. Yani bir nevi Dead by Daylight'taki palet stand mantığı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bismillah ne oluyor? Leatherface kurbanı taşırken kapı ile Leatherface'e stun atarsak ne olur? Buna bakacağız. Kurbanımız geliyor. Stun'ımızı attık ve çok komik bir animasyon girdi. İkisi birden düştü ama kurbanı düşürmedi sanırım Leatherface. Evet, taşımaya devam ediyor. Şimdi düşürdü kurbanı. Çünkü burada ince bir çizgi var arkadaşlar. Kapı bu şekil açıkken hızlı bir şekilde kapıyı kapatıp Leatherface'i stunlarsanız Leatherface ile birlikte kurban da düşüyor. Fakat ayağa kalktıkları zaman Leatherface kurbanı taşımaya devam edebiliyor. Fakat kapı bu şekilde kapalıyken hızlı bir şekilde koşup kapıyı açıp Leatherface'i stunlarsanız bu kez aynı kemik animasyonunda olduğu gibi kurbanı Leatherface'in sırtından kurtarabiliyorsunuz. Şimdi şunu deneyeceğiz. Leatherface baygın bir kurbanı taşırken Leland'ın özelliğini kullanarak Leatherface omuz atarsak ne olur? Hemen bakalım. Bu şekil yine Leatherface'in sırtından
kurbanı kurtarabilirsiniz. Sıradaki olayımız, bunu muhtemelen birçok kişi bilmiyordur. Bir kurban dolabın içerisine girdikten sonra katil dolabın önündeyken hızlı bir şekilde dolaptan çıkarsak ne olur? Dolabımıza girdik. Biraz bekledikten sonra Burst Out diye bir seçenek geliyor. Buna bastığınız zaman hızlı bir şekilde dolaptan çıkıyorsunuz. Bu şekilde birkaç saniyeliğine katili sersemletebiliyorsunuz. Az önce tam göremedik, şimdi başka kurban açısından göstereceğim. Bu şekilde dolaptan hızlıca çıkarak 3-4 saniyeliğine katilleri stunlayabilirsiniz. Şimdi şunu göstereceğiz. Bubba bir kurbanı taşırken diğer bir kurban dolaptan hızlı bir şekilde çıkarsa o kurbanı kurtarabilir mi? Hop, bana bırak. Bubba'yı stunlayarak yine Bubba'nın sırtındaki kurbanı bu şekilde kurtarabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yine bir taktik ile karşınızdayım. Gençler, evin içerisinde falan bir şekilde bulup Fuse'u yani sigortayı hallettikten sonra evin yanında bulunan, şu şekil konumunu daha net göstereyim, şu kuyudan atlıyorsunuz. Bu kuyudan atladıktan sonra şu sol yoldan giderseniz şu şekil direkt olarak basement kapısına ulaşabiliyorsunuz. Bu haritadaki bir diğer kuyu taktiğimiz, bu şu an olduğum bölgeye ulaştıktan sonra şurada gördüğünüz gibi bir kuyu var. Bu kuyudan atlarsanız bu şekilde direkt olarak basement kapısının önüne düşüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Kuyu şu şekil. Tamamen dibine düşüyorsunuz yani. Gaz istasyonu haritasında, haritanın şu gördüğünüz köşesinde şu şekil bir hurda araba mevcut. Eğilerek bu hurda arabanın içerisine bu şekilde girebiliyorsunuz. Hem saklanma spotu olarak müthiş gizli bir spot, hem de eğer katillerin arasında eğilebilen bir katil yoksa, yani Hitchhiker sisi gibi bir katil yoksa, diğer katiller buraya vuramıyor ve giremiyor. Bunu da böyle bir taktik gibisinden göstermiş olayım. Aynı zamanda buradayken eğilebilen katillerden bir tanesi yanınıza girdiği zaman elinizde kemik varsa o katille yakın dövüş başlatırsanız ilginç bir animasyon giriyor ve ışınlanıyorsunuz. Bu da bu olduğum bölümün bug kısmı. Gençler, şimdi kurbanlara zarar verebilecek bir bug'ı anlatacağım. Hitchhiker varken dikkat etmeniz gereken bir bug. Hitchhiker şu gördüğünüz merdivenlerin üst tarafına tuzak kurduysa ve siz bu merdivenden çıktıktan sonra bu tuzağa basarsanız karakteriniz bug'a giriyor. Oyun içerisinde aradan geçilen yerleri falan kullanamıyorsunuz. E tuşunuz işlevini yitiriyor kısaca. Hemen göstereyim. Merdivenden çıktıktan sonra tuzağa bastım. Şu şekil. Gördüğünüz gibi normalde oradan geçip gitmem gerekirken bug'a girdiğim için geçemiyorum. Aynı şekilde şu aralardan. Bu şekil. Maalesef saçma bir Hitchhiker bug'ı var. Eğer Hitchhiker oynuyorsanız bu bug'ı lütfen kullanmayın. Kurbanken de karşıda Hitchhiker varsa bu merdiven spotlarını kullanmanızı önermem. Çünkü bu şekil bug'a girerseniz maç boyu düzelmiyor. Gördüğünüz gibi normalde geçmem gerekirken olduğum yerde bu şekilde kalıyorum. Sıradaki olayımız, Leatherface bir kurbanı taşırken şu gördüğünüz elektriklere çarparsa ne olur? Karakterimiz bayıldı. Leatherface bizi aldı sırtına. Bakalım elektriğe çarptığı zaman ne olacak? Leatherface'de kurban da yere düşüyor ve yerdeyken recover yapıp ayağa kalkabiliyorsunuz. Yani Leatherface'in sırtından bu şekilde kurtulabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Leatherface'de bir bug göstereceğim. Bu bug sayesinde haritanın dışına çıkabiliyorsunuz. Şu şekil testlerimizi çalıştırarak da haritada hızlı bir şekilde koşup dolanabiliyoruz arkadaşlar. Sahra çölüne geldik. Bayağı bayağı yolun çok ilerisine, yani buradan galiba benzin istasyonu haritasına bağlanacağım. Öyle bir yol. Yolun sonuna geldim arkadaşlar. Lan böyle de ölüyor gibi oldu. Gördüğünüz gibi çok fazla bir şey yok. Şu şekil boş tarlalar ve uzun bir yol var. Şöyle diğer bahçelerimize de bir bakalım. Gördüğünüz gibi Family House haritamız. Evet gençler, bu uzaktaki kulübemize geldim. İçerisine girebiliyoruz ama içerisinde herhangi bir şey mevcut değil tabii ki de. Peki Bubba ile bu bug'ı yaptıktan sonra kurban kaçış animasyonuna girerse o kurbana vurabilir miyiz? Evet, kurbanımız kaçtı. Üstümüze doğru geliyor. Bakalım vurabilecek miyiz? Vuramadık arkadaşlar. Peki kurban nasıl bir animasyona giriyor? Biraz kovalayalım onu. Evet, kurbanımızın peşindeyiz. Bir
bir yere kadar gidip sonrasında yok oluyor kurban. Sıradaki olayımız şu. Şu gördüğünüz yolda elektrik olduğu zaman karakterimiz çarpılıyor ve yere düşüyor biliyorsunuz ki. Peki yere düşeceğimiz taraf şu şekil kapıyla bloklanırsa sonsuz bir loop'a girer miyiz? Bunu deneyeceğiz. Normalde o taraf boşsa o tarafa doğru uçuyoruz biliyorsunuz ki. Fakat şu an kapı var. Bakalım elektrik geldiği zaman ne olacak? Tam tahmin ettiğim gibi arkadaşlar. Sonsuz loop'a giriyorsunuz ve canınız yavaş yavaş gitmeye başlıyor. Bu şekilde kapı sizi blokluyor ve her ayağa kalktığınızda elektrik çarpmış oluyor. Sıradaki olayımız bir kurban saklanma spotuna girmeye çalışırken katil sol tıka basarsa ne olur? Bu şekilde kurbanın oraya girmesini engelleyebiliyorsunuz. Tüm katillerde oluyor mu bilmiyorum. Çünkü Leatherface'te falan denedik yapamadık. Fakat Sissi ile nasıl bir animasyon girdiğini gördünüz. Bir kez daha göstermeye çalışalım. Şu şekil çok tatlı bir animasyonla kurbanın oraya girmesini bloklayıp ardından T-Bag atabilirsiniz. Sıradaki olayımız Sissi dolabın içerisindeyken diğer kurbanlar o dolaba giremiyor demiştik. Fakat dolabın önünde bir kurban varken Sissi dolaptan çıkarsa bir vurma animasyonu giriyor ve kurbana hasar verebiliyorsunuz. Arkadaşlar bu böyle bir şey değil. Yani bu teke atması bilinçli bir şey mi yoksa bir bug mı bilmiyorum. Ama bu şekilde kurbanlara hasar verebiliyorsunuz dediğim gibi. Sissi haritadaki bazı eşyalara zehir koyabiliyor biliyorsunuz ki. Peki Sissi akü ya da jeneratöre zehir koyabiliyor mu? Bu sorunun cevabı evet. Fakat bunu yapabilmeniz için Sissi'nin özelliği seviye 3 olmalı. Sissi'nin özelliği seviye 1 iken ya da 2 iken aküye ya da jeneratöre zehir koyamıyorsunuz. Sissi karakterini ne kadar çok oynarsanız özelliği de o kadar artıyor ve özelliği seviye 3'e geldiği zaman aküye ya da jeneratöre zehir koyabiliyorsunuz. Kurbanlar bu koyduğunuz objeyle etkileşime geçtiği zaman zehirleniyorlar ve birkaç saniyeliğine yerleri belli olmuş oluyor. Sıradaki olayımız Sissi Hitchhiker'ın tuzağına zehir yerleştirebilir mi? Şu şekilde Hitchhiker'ın tuzağına zehir yerleştirebiliyorsunuz. Kurban bu trebe bastıktan sonra da şu şekilde zehirleniyor arkadaşlar. Aynı normal zehrinizdeki etkiyi yaşıyorsunuz. Gördüğünüz gibi birkaç saniyeliğine gerini de görüyorsunuz. Kırmızı imleçlerle. Peki biz bu tuzağı zehirledikten sonra kurban bu tuzağa basmaz da elindeki kemiği kullanarak tuzağı bozarsa kurban zehirleniyor mu yoksa etkilenmiyor mu? Buna bakacağız. Kurbanımız geldi. Tuzağı bozuyor. Fakat zehirlenmedi. Yani tuzağınızı bozarlarsa herhangi bir etki göstermiyor. Fakat zehriniz boşa gitmiyor arkadaşlar. Hitchhiker tuzağını yenilediği zaman gördüğünüz gibi zehriniz o tuzakta kalmaya devam ediyor. Eğer hayatta kalan son kurbansanız ve kanamadan dolayı öldüyseniz normal bayılmanızdan daha farklı bir animasyon giriyor. Evet gençler videomuz bu kadardı. Gerçekten biz de birçok şeyi bu videoda öğrendik. Bir şeyler denedikçe aklımıza sürekli yenileri geldi ve onların da cevabını almış olduk. Siz de merak ettiğiniz her şeyi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki Texas Merak Edilenler videosunu sizin attığınız yorumlar üzerinden oluşturacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.